Merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz dünyanın günlük hareketi ve sonuçları. Şimdi bakalım dünyanın günlük hareketi deyince dünyanın bilmemiz gereken arkadaşlar iki tane hareketi var. Bir dünyanın kendi ekseni etrafındaki hareketi. Biz buna ne diyoruz arkadaşlar? Günlük hareket diyoruz. Bir de güneşin etrafındaki hareketi var. Buna ise biz ne diyoruz? Yıllık hareket ya da yörünge hareketi şeklinde ifade ediyoruz. Şimdi birlikte bakalım. Dünyanın günlük hareketi ve sonuçları dediğimizde dünya günlük hareketini arkadaşlar batıdan doğuya doğru dönerek 24 saatte tamamlar. Bu olaya biz ne diyoruz? Günlük hareket olaya da ne diyoruz arkadaşlar? Yani yaşanan zamana ise bir gün adını veriyoruz. Benim bu tanımları bilmeme gerek var mı? Yok arkadaşlar. Siz sadece şunu bileceksiniz. Dünya kendi ekseni etrafında batıdan doğuya doğru 24 saatte hareketini tamamlar diyoruz. Peki bunun sonucunda neler meydana geliyor? Hemen bakalım arkadaşlar. Dünyanın günlük hareketinin sonuçları gece ile gündüz birbirini takip eder. Dünya kendi ekseni etrafında sürekli döndüğü için işte sabah olur, akşam olur, gece olur, gündüz olur. Yani gece ile gündüz birbirini takip eder diyoruz. Bu birinci özelliğimiz. Yani normal gün içerisinde yaşadığımız aslında her şey günlük hareketin sonucudur. Güneş ışınlarının gün içindeki yere düşme açısı değişir. Mesela sabah kalktığımızda işte ufuk düzlemindeyken güneş yavaş yavaş yükselir. Öğle vakti tam tepe noktasına gelir ve öğleden sonra yavaş yavaş batmaya doğru gider. Yani gün içerisinde güneş ışınlarının yere düşme açısı değişir ve buna bağlı olarak gün içerisinde cisimlerin gölge boyu ve yönü değişir arkadaşlar. Ne demek istedim ben? Hemen şöyle çizerek de göstereyim arkadaşlar. Mesela normalde sabah güneşimiz doğdu buradan. Daha sonra yavaş yavaş yükselmeye başladı. Tepe noktasına geldi arkadaşlar ve yavaş yavaş ne oldu? Güneş battı. Mesela sabah saatinde cisimlerin gölge boyu çok uzun iken saat 6 veya 7'de gölge boyu çok uzunken arkadaşlar öğleye doğru gelindiğinde gölgemizin boyunun kısaldığını görüyoruz. Hatta biz öğle vakti dediğimiz zamanı neye göre ayarlıyoruz? Güneşin en tepe noktaya geldiği an ve en kısa gölgenin yaşandığı ana biz ne diyoruz arkadaşlar? Öğle vakti diyoruz ve saat 12'yi gösteriyor. Ve gölgemizin boyu değişir. Sabah saatinde mesela gölgemizin boyu örnek veriyorum 2 metre ise öğleye doğru kısadır. Hatta ekvatora yakın bir bölgede ise sıfır olma ihtimali bile vardır. Yani öğleye doğru gölge boyumuz kısalır, öğleden sonra ise tekrardan uzamaya başlar. Yine gün içerisinde sıcaklık değişir ve gün içerisinde sıcaklığın değişimine bağlı olarak arkadaşlar sıcaklık farkı oluşur. Mesela sabah saatinde güneş doğmasıyla birlikte yeryüzü ısınmaya başlar. Öğleye kadar sıcaklık artar diyoruz. Bize bir de şöyle sordun arkadaşlar. Mesela normal şartlarda sabah güneş doğar. En tepe noktasına geldiğinde, saat kaç oldu arkadaşlar? 12 oldu. Ancak en sıcak saatlerin biz 13 ya da 14 saatlerinde yaşandığını görüyoruz. Bize şöyle sorulur. Neden güneş ışınları en büyük açıyla 12'de gelmesine rağmen en sıcak saatler 13-14 seviyesinde olur diye sorulur. Bir düşünün arkadaşlar siz de. Bu kadar düşünme yeter. Hemen cevabını vereyim ben arkadaşlar vakit kaybetmemek için de. Güneş ışınları en büyük açıyla saat 12'de gelir. Ancak ısı birikiminden dolayı en sıcak saatler 13-14 arasında yaşanır diyoruz. Sebebi neymiş demek ki ısı birikimidir diyoruz. Yani bu şuna benzer. Mesela çaydanlığa suyu koyduk hemen altını sonuna kadar açtık hemen ısınır mı? Isınmaz. Biraz daha beklememiz gerekiyor. Aynı güneş de dünyaya saat 12'de en büyük açılarla gelmesine rağmen en sıcak saatlerinin 13-14 arasında yaşandığını görüyoruz. Peki günün en soğuk saati ne zaman yaşanır arkadaşlar? Hemen düşünüyoruz birlikte. Güneş var, hala öğleden sonra batmaya doğru gidiyor. Öğleden sonra gitti gitti. Saat 6 oldu, güneş battı. Gece yeryüzü soğumaya devam ediyor. Sabaha doğru geliyoruz. Sabah güneş doğdu, tekrardan ısınmaya başladı. O zaman ben şunu diyebilir miyim? Dünya en soğuk saatini ne zamanla yaşar arkadaşlar? Güneş doğmadan önceki an en soğuk andır diyoruz. Tekrar söylüyorum. Güneş doğmadan önceki an en soğuk andır. Sebebi ise ısı kaybıdır diyoruz. Devam ediyoruz arkadaşlar.
Bu günlük sıcaklık değişimine bağlı olarak gün içerisinde de farklı basınç kuşakları oluşabilir. Şimdi buradaki maddeye baktığım zaman gün içerisinde sıcaklık değişir dedik. Buna bağlı olarak şu madde ortaya çıkar arkadaşlar. Kayaçlarda fiziksel yani mekanik ufalanma meydana gelir. Ne demek bu mekanik ufalanma arkadaşlar? Yeryüzü ısındı, soğudu, ısındı, soğudu. Bu taşlar ya da kayaçlar ne oluyor? Yavaş yavaş parçalanmaya başlıyor. Bu kayaçların parçalanmasına biz fiziksel ufalanma diyoruz. Yani kayaçların fiziğinin küçülmesi, küçük parçalara ayrılması da fiziksel ufalanma diyoruz. Mesela dünyada fiziksel ufalanmanın en fazla olduğu yerler çöllerdir ya da karaların iç kesimleridir. Mesela çöl dediğimde ne hatırlıyorsunuz ya da gözünüz önünde ne canlanıyor arkadaşlar? Çöl. Hemen düşündüğümde tamamen kumlardan oluşan bir alan. Peki neden hep kum? Çünkü ısındı, soğudu, ısındı, soğudu ve taşlar yani kayaçlar parçalandı, fiziksel olarak ayrıştı diyoruz. Devam ediyorum arkadaşlar. Günlük hareketimizin sonuçları. Dedik ki gün içerisindeki sıcaklık değişimine bağlı olarak basınçlar da değişir. Bu basınçlara bağlı olarak da arkadaşlar günlük devirli rüzgarlar yani meltem rüzgarlar oluşur. Meltem rüzgarlarına ne diyormuş arkadaşlar? Günlük devirli rüzgarlar. Mesela burada şekilde de göstermişiz. Hemen bakalım şeklimiz arkadaşlar. Mesela birincisine baktığımızda güneşten dolayı gündüz olduğunu görüyoruz. Gündüz mesela karalar denizlere göre daha sıcaktır. Sıcak olduğu için karaları nasıldır arkadaşlar? Alçak basınç. Denizler ise karaya göre daha soğuk olduğu için yüksek basınçtır. O zaman rüzgar nereye doğru esti? Dikkat edersek denizden karaya doğru esti. Peki gece bu sefer karalar daha çabuk soğuduğu için yüksek basınç. Denizler ise karaya göre daha sıcak olduğu için alçak basınç oldu. Rüzgar nereden nereye doğru esti bu sefer? Karadan denize doğru esti. Bu gün içerisinde kara ve denizler arasında esen bu yerel rüzgara biz ne diyoruz arkadaşlar? Meltem diyoruz. Dikkat edelim, meltemlerin ortaya çıkmasında biz ne dedik? Mesela birincisine gündüz dedik. Doğru mu arkadaşlar? İkincisine ne dedik? Gece dedik. Zaten bu gece ve gündüzün ortaya çıkmasındaki temel faktör dünyanın günlük hareketi miydi? Evet. Demek ki meltem rüzgarları dünyanın günlük hareketine bağlı olarak ortaya çıkan bir rüzgardır diyoruz. Burada bir örnek sorumuz varmış. Birlikte bakalım. Yukarıda verilen durumların hangilerinde dünyanın eksen hareketi etkili olmuştur? Yani kendi eksen etrafında dönmesi. Meltem rüzgarların oluşması evet etkilidir. Mevsim süreleri bu yıl içinde meydana geldiği için yıllık hareketin sonucu fiziksel ufalanma gündüz sıcak gece soğuk gündüz sıcak gece soğuk fiziksel ufalanma meydana gelir. Termik basınçlar ise arkadaşlar daha önceki dersimizde de söylemiştik. Termik basınçlar dünyanın şekline bağlı olarak ekvatorda ve kutuplarda oluşurdu. Dünyanın şekline bağlı olarak demiştik. O zaman buradaki cevabımız 1 ve 3 yani B seçeneği olacaktır. Bir diğeri ise arkadaşlar çizgisel hız. Dünyanın kendi ekseni etrafındaki dönüş hızına biz ne diyoruz? Çizgisel hız diyoruz. Yani dünya kendi etrafında dönüştüğü için ortaya ne çıkıyor demek ki? Çizgisel hız çıktı. Ve önemlilerden bir tanesi arkadaşlar 30 ve 60 derece enlemlerinde dinamik basınç kuşakları oluşur. Normalde şu gösterelim hatta çizerek de göstereyim. Bu kutupların bulunduğu alanda termik yüksek basınç. Hemen şuradaki kutbu da yazıyoruz. Termik yüksek basınç, ekvatorda ise termik alçak basınçlar oluşuyordu. Bunların ortaya çıkmasının sebebi neydi arkadaşlar? Sıcaklık yani dünyanın şekliydi. Ancak dünyanın günlük hareketine bağlı olarak 60 derece enlemlerinde ve 30 derece enlemlerinde ve hem de iki yarım kürede basınçlar meydana geliyor. Bu basınçlara ne diyoruz biz arkadaşlar? Dinamik basınç diyoruz. Ben aklımda şöyle tutuyorum arkadaşlar. Dinamik basınç dünyanın dinamikliğine yani günlük hareketine bağlı olarak ortaya çıkan bu basınçlara biz dinamik basınç adını veriyoruz. Devam ettim. Merkez kaç kuvvetine bağlı olarak sürekli rüzgarlar ve okyanus akıntılarında sapmalar meydana gelir. Hatta sürekli rüzgarlar kuzey yarımkürede sağa, güney yarımkürede sola sapar. Coğrafi yönler ortaya çıkar arkadaşlar. Mesela biz doğuya neden doğu diyoruz? Çünkü güneş önce orada doğuyor. Veya batıya ne diyoruz? Batının adı nereden geliyor? Güneşin battığı yerden geldiği için oraya da biz batı diyoruz. Ve yerel saat farkları ortaya çıkar. Mesela doğudaki
Merkezlerde güneş daha önce doğduğu için yerel saat doğuda daha ileridir. Bir sorumuz daha var arkadaşlar. Birlikte bakalım. Aşağıda verilen durumlardan hangisinin oluşum nedenleri diğerlerinden farklıdır? Bakalım. Böyle sorularda dünyanın şekli, günlük hareketi, yıllık hareketi gibi baş harflerini koyarak yaparsanız sizin için faydalı olur. Günlük sıcaklık farklarının oluşması. Dikkat edelim. Günlük sıcaklık farkının oluşması dünyanın günlük hareketi. Doğuda bulunan illerde güneşin daha önce doğması günlük hareket. Sürekli rüzgarların esme yönünde sapmaları meydana gelmesi, kuzey yarımkürede sağa, güney yarımkürede sola sapması günlük hareket. Yıl içinde dikkat edin, yıl içerisinde gece gündüz sürelerin değişmesi yıllık hareket. Gün içinde gölge boyların değişmesi günlük hareket. Bu durumda cevabımız ne oldu arkadaşlar? D seçeneği olacak. Bakın ben soruyu nasıl çözdüm arkadaşlar? Hep baş harfini yazıyorum. Bu şekilde yaptığınız zaman zaten soruyu yanlış yapma ihtimaliniz de ortadan kalkar. ÖSYM türü bir sorumuz var arkadaşlar. Buna göre verilen durumlarda hangisi nedensellik ilkesine uyum sağlamamıştır? Burada dünyanın günlük hareketiyle ilgili bir durum var. Ve bu sonuçta da hangisi bu nedensellik ilgisine bağlı değil demiş. Güneş ışınlarının yere düşme açısı değişir gün içerisinde doğru. Buna bağlı olarak sıcaklık değişir doğru. Ve sıcaklık değişimi günlük basınç farkını ortaya çıkarır. Az önce Meltem rüzgarında dediğimiz gibi doğru. Çizgisel hız kutuplara gidildikçe azalır. Doğru. Ancak buradaki sıralamaya çok uygun değil. Yani güneşin yere düşüm açısına ya da sıcaklığa uygun değil. Meltem rüzgarları oluşur. Doğru. Yani bu durumda cevabımız D seçeneği olacak. Şöyle baktığımızda mesela 1, 2'nin nedeni, 2, 3'ün nedeni, 3 de 5'in nedeni şeklinde sıralanmış. Yani bir nedensellik var. Ancak dördüncü öncülümüz diğerlerinden bağımsız olduğunu görüyoruz. Arkadaşlar bir de şöyle soru tipimiz var. Ben bunu ayrı olarak da size ifade etmek istediğim için ayrı bir bölüm olarak açtım ben burayı. Dünyanın dönüş yönünün sonuçları. Dünya nereye doğru dönüyordu arkadaşlar? Batıdan doğuya doğru dönüyordu. Bunun sonuçları nelerdir diye sorulur. Ben dediğim gibi bunu ayrı bir başlık altında topladım. Dünya günlük hareketini batıdan doğuya doğru tamamlar. Bunun sonucu güneş doğudaki merkezlerde önce doğar. Bunu hepimiz biliyoruz zaten. Sıkıntı yok. Ve bu yüzden yerel saat daha ileridir. Mesela Iğdır'da yerel saat Ankara'ya göre daha ileridir. Ya da Ramazan ayında iftar vakti nerede daha önce oluyor arkadaşlar? Iğdır'da. Neden? Çünkü daha doğuda. Ya da Japonya'nın saati Türkiye'ye göre daha doğuda, daha ileridir. Neden? Daha doğuda olduğu için. Şu kısım önemli arkadaşlar. Sürekli rüzgarlar ve okyanus akıntıları kuzey yarımkürede sağa, güney yarımkürede sola sapar. Burada dikkat edin. Bakın ben burayı almışım. Oklara bakıldığı zaman kuzey yarımkürede nereye doğru sapmış arkadaşlar? Sağa doğru. Güney yarımkürede ise şu şekilde görelim. Sola doğru saptığını görüyoruz. Biz bunu kolay olarak öğrenelim diye ben şöyle de ifade ediyorum arkadaşlar. Eğer bu çizdiğim şöyle S harfini andırıyorsa arkadaşlar bu kuzey yarımküredir. Eğer şu şekilde Z'yi andırıyorsa dikkat edelim bu çizdiğim şekillere bu güney yarımkürededir şeklinde ifade edebilirim. Bir de notumuz var arkadaşlar. Dünya ekseni etrafındaki dönüş hızını bugünkünün iki katı olsaydı, yani daha hızlı dönseydi, o zaman bir gün süresi 12 saat olurdu. O zaman 6 saatte gündüz, 6 saatte gece yaşanırdı şeklinde ifade edebiliriz. Eğer dünyanın ekseni etrafındaki dönüş hızı bugünkünün yarısı olsaydı, yani daha yavaş dönseydi, bir gün süresi 48 dakika, iki meridyen arası zaman farkında 4 dakikadan 8 dakikaya çıkardı arkadaşlar. Bunlar da sorularda çıktığı için ben bunu da ayrıca not olarak buraya eklemek isterim. Hocam ben buna çalışırken en çok nelere dikkat etmeliyim günlük harekette dersem hemen şöyle konuyu başa doğru aldım. Burada hocam neler çok önemlidir hemen yıldızlayalım dersek şuradan güzel bir renk seçelim. Hangisi olsun? Şöyle bir sarı rengimizi seçelim. Burada benim bilmem gereken en çok karıştırılan soru konular nedir dersek birincisi şurası arkadaşlar. Bu rengi sevmedim. Hemen değiştiriyorum.
Yine kırmızıyla yapalım. Şurası arkadaşlar, bu madde önemli. Hani gün içerisinde sıcaklığın değiştiğini, basıncın değiştiğini anlarsınız ama fiziksel ya da mekanik ufalanma akıllarda bazen az kalıyor. O yüzden oraya biraz daha önem verin. Peki başka neyi bilmem lazım? Mutlaka günlük yerel rüzgarların ortaya çıktığını bilmem lazım. Günlük yerel rüzgar denildiğinde biliyoruz ama meltem rüzgarları denildiği zaman sorun olabiliyor. Yani meltem rüzgarları demek ki günlük hareketin sonucuymuş. Başka neyi bilmemiz gerekiyor? Zaten az önce de yıldızlamıştım burada. 30 ve 60 derece enlemlerinde dinamik basınç kuşaklarının oluştuğunu bilmem gerekiyor. Bunları bilirsek arkadaşlar, diğerleri hakkında yorum yapma şansımız var. Ama bu 3 maddeyi benim size ricam, özel olarak bir kenara yazınız ve günü geldikçe ya da 3 güne 5 güne bir tekrar ediniz. Bu sorunu ortadan kaldırmış olursunuz. Ve mutlaka şurada iki tane soru tipi vardı. Bunlar zaten soruları çözdüğünüz zaman karşınıza gelecek. Aşağıdakilerden hangisi dünyanın dönüş yönünün sonucudur? Ya da şöyle sorulacak. İşte eksen hareketinin hızı bugünkünün iki katı olsaydı ya da iki katı az olsaydı, fazla olsaydı gibi sorular karşımıza gelecek. Burada bir tane daha sorumuz varmış. Onunla birlikte bakalım. Bakın, dünyanın dönüş yönüyle ilgili zaten buraya bir soru da biz ekledik. Bakalım. Dünyanın dönüş yönü etkili olmuştur. Sürekli rüzgarlar kuzey yarım kürede sağa, güney yarım kürede sola sapar. Doğru. Yani dönüş yönüyle alakalı. Gece ve gündüz birbirini takip eder arkadaşlar. Bu dünyanın günlük hareketinin sonucu ama dünya batıdan doğuya ya da doğudan batıya doğru dönmesi halinde de, yani iki durumda da ortaya çıkardı. O zaman bu olmadı. Doğudaki merkezlerde yerel saatin daha ileri olması. Neden? Çünkü batıdan doğuya doğru dönüyor. Bu yüzden güneş önce doğuda doğar. Bu yüzden de doğunun yerel saati daha ileridir. Gölge boyunun değişmesi günlük hareketin sonucu ama dönüş yönünün sonucu değil. Yani bu durumda cevabımız ne olacak arkadaşlar? B seçeneği olacaktır.